Herkese merhabalar. 9. sınıf tarihi 1. dönem 2. hızlıya hazır mısın Tonguç? Hazır değilim hocam ama sizi dinliyorum. Harikasın. Şimdi yapmamız gereken ne biliyor musun Tonguç? İki şey var. Birincisi bu yazılımımızın konularını yani 1. yazılı ve 2. yazılı konularının temelini oluşturan tarihin bilmemiz gerekenlerini senin için açıklamalara PDF olarak koyduk. Oradan PDF'ine güzel güzel çalışabilirsin. Bir. Birazdan bununla alakalı bir özet vereceğiz. Sonrasında süper seçici, orta ve üst seviyede soruların olduğu bir yazılımız var. Bir yazılı provamız var. Bu yazılı provasından sonra inşallah sınavdan iyi bir not alacaksın. Bunların çok daha ayrıntılısı sınıf anahtarında da var. Ancak şu anda kesin bilmen gereken varsa öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarında bizden ne istiyorlar? Hocalar bize ne soracak? Bunları bir hatırlamamız lazım. Kitaplar dolusu bilgi hocam ya. Hiç de o kadar korkacak bir şey yok Tomuş. Bilmemiz gerekenler esasında gördüğün gibi bu sayfaya sığıyor. Bunlarla alakalı birkaç tane detaylı bilgi vereceğim. Zaten soruları çözerken de ya bu neydi, bu nasıldı derken daha çok anlatıcı yani böyle öğretici bir şekilde sana soruları göstereceğim. O yüzden hemen başlayalım. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Birinci ünitemiz tarih ve zaman ünitesi. Birinci üniteden daha çok birinci yazılıda soru gelmişti. Bu yazılıda sana üçüncü ve ikinci üniteden çok fazla soru geleceğini göreceksin. Ama birinci ünitede yani tarih ve zaman ünitesinde tarih bilinci konusunu çok iyi hatırlamamız lazım. Vaka nedir? Yani olan şey gerçek olgu anlamına geldiğini, kaynakları, aynı zamanda vaka nüfusun Osmanlı tarihinde olayları kaydeden kişi olduğunu, tasnifin yani sınıflandırmanın, tahlilin yani değerlendirmenin, tenkitin yani eleştirinin tarih bilimlerine kadar önemli olduğunu, bunların sıralamasını iyi bir şekilde aklında tutmalısın Tomuç. Binlerce hocam ya. Aynı zamanda tarihe yardımcı olan bilim dalları vardı hatırlarsan. İşte bu işte kronoloji bilimi, işte kimyanın karbon 14 metodundan faydalanılması, coğrafya bilimi, bütün bu bilim dallarının insana hizmet ettiğini, tarihin de insanın geçmişteki yaşantılarını ele aldığı için psikolojiyle, sosyolojiyle, felsefeyle ilişkide olduğunu aklından çıkarma Tomuç. Bunlar çünkü sınavda karşına çıkacak. Milli kültür kavramını iyi hatırlamalısın. Çünkü tarih ve zaman ünitesinde tarih ne işimize yarıyor dediğimizde milli kültürümüzü, milli benliğimizi geliştirmeye çalıştığını ve sınavlarda hocaların milli kültürden ne anladığımızı soracaklarını aklından sakın çıkarma Tomuç. Aynı zamanda ikinci üniteye baktığımızda insanlığın ilk dönemlerini görüyoruz. İnsanlığın ilk dönemlerinde ilk çağda başlayan medeniyet havzaları sınavda karşına çıkacak. Nedir ilk çağda başlayan medeniyet havzalarından kastımız? Burada bilmemiz gereken Mezopotamya yani Fırat ve Dicle nehirlerin arası, Anadolu, aynı zamanda Mısır, İran, Çin, Hindistan buralar ilk çağdaki medeniyet havzaları. Şimdi bazı kavramlar var. Bu kavramlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanımlarında da vurgulanmış. Dolayısıyla bunları aklından çıkarma. Çünkü çıkarırsan sınavda karşına geldiği zaman bunu soracaklar der, üzülürsün. O yüzden bu kavramları bir kez daha hatırlayalım. Konar göçer kavramının, biz Türkler konar göçer yaşıyoruz. Konar göçer yaşadığımız için farklı topraklarda medeniyetler kuruyoruz. Bu sınavda karşına çıkart olmuş. Yine aynı şekilde artı ürün kavramı sınavda karşına çıkar. Artı ürün şu, mesela diyelim ki sen bir evin var, tamam mı? Bu evde mutlu mesut yaşıyorsun ve evinin bahçesi var. Bahçesinde kendi ürettiğin patatesi, elmayı, işte tavuklarından çıkan yumurtayı yiyorsun ve dışarıdan bir ürün almıyorsan ve dışarıda bir ürün satmıyorsan sen kapalı bir tarım ekonomisine sahip oluyorsun. Ama sen çok fazla ürün ürettin ve bu artı yani senin ihtiyacından fazlası olan ürünü dışarıya satarsan artık ticaretin, esnaflığın, insanlar arası iletişimin artmasını sağlıyorsun. Hatta bu yüzden insanlar ticarete ve ekonomi kavramına ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla artı ürünün üreticinin ihtiyacını aşan ürün olduğunu aklında tutmalısın. Çünkü sınavda bu karşına çıkartılmış. İmparatorluk topraklarında çeşitli milletleri barındıran büyük bir devlet olduğu sınavda karşına çıkar. Yani bir sürü bilgi var ya. Evet bir sürü bilgi var. Mesela kral babadan oğula geçebilen bir şey ama imparator farklı farklı krallıkları birleştiren, farklı farklı milletleri birleştiren bir yönetim şekli olduğunu sınavda sana sorabilirler Tomuç. Yine sitenin ilk çağda bir ya da birkaç kentten oluşan ve kendi yasalarıyla yönetilen bir Yunan devleti olduğu sınavda karşına çıkabilir. Feodalite bilhassa orta çağda dünyada bunun daha çok ayrıntısına girecekler ve sınavda daha çok karşına çıkaracaklar bunu. Feodalitenin Avrupa'da şimdi kavimler göçü sırasında kavimler yer değiştiriyorlar ve bu esnada barbar kavimler insanlara zulmediyor endişesiyle küçük halk diyelim şunlar küçük halk olsun böyle. Bunlar sığınacak birini arıyorlar. İşte bunların karşısına böyle ellerinde kılıçlarıyla güçlü şövalyeler çıkıyor. Şövalyeler diyor ki korkmayın artık ben varım. Gelin benim kalemin içerisinde yaşayın. Ben sizin karnınıza doyururum. Siz benim emrime itaat ederseniz sizi aynı zamanda tehlikelerden korurum diyor. İşte Avrupa'da küçük küçük krallıklar diyebileceğimiz böyle kalelerin içerisinde dere kenarındaki beylerin kurduğu sistemi biz feodalite diyeceğiz ve feodalite esas dere beyleri. Evet dere beyleri ve feodalite esasında küçük krallık demek Tomuç evladım benim. Burada aynı zamanda karum gibi kavramlar var. Mesela Asurlu tüccarlar Anadolu'dan
Anadolu'ya yazıyı getirecekler Kayseri ve Kültepe'de. Yine höyük kavramını, koloni, Yunanların koloni sayesinde zenginleştiğini, meşruiyet yani gücün yasaya ve töreye uygun geçerli olması. Mesela şu andaki ülke yönetimimizde seçimler yapılıyor. A partisi giriyor, B partisi giriyor, C partisi giriyor. Diyelim ki C partisi en fazla oy aldı ya. C partisi yönetimde bir meşruiyet kazanmış oluyor. Diyor ki ben diyor en fazla oy aldım. Eskiden krallar seçim falan olmadığı için, sandık olmadığı için meşruiyetin kaynağı tanrı olarak veyahut da kendi işte inançları olarak görüyorlar. Diyorlar ki mesela bizde de var bu. Kut inancına göre biz diyoruz ki ülkeyi yönetme yetkisi kanımıza Tanrı tarafından verildi diyoruz. Yani hatta İslamiyet'e tanıştıktan sonra Allah tarafından verildi diyoruz. Böylece seçim yok. Normalde bu adam niye geldi başımıza diyeceksin ama yok. Onu bize Tanrı gönderdi diyor mesela Mısır. Hatta Mısırlılar Tonguç şöyle bir gaza gelip iyice saçmalıyorlar. Hükümdarımız Tanrı'dır diyorlar. Yani Firavun'u... Yok LeBron James. Yani LeBron James olsa o zaman kesin öyle bir şey derdi. Satraplık var mesela İran medeniyetinde eyaletlere bölüyorlar. Ve eyaletlerin de daha yönetilmesi için posta teşkilatı kuruyorlar. Bir de Tonguç, üçüncü ünitemizde birkaç tane kavram var. Onları da söyleyelim ve artık hemen o güzel leziz senin de böyle iştahlandı. Ağzının suyu akıyor görüyorum şu anda. O sorulara geçmek istiyorsun hemen başlayalım. Şapur şapurum hocam. Evet üçüncü ünitede... Bazı kavramlar var. Mesela kabileden devlet, kanunların ortaya çıkması, orta çağda siyasi yapılar, tarım faaliyetlerinden ticareti ve orta çağda ordu, sınav konuları. Bunlarla alakalı sana ödevler de vereceğiz. Ama biraz da Tonguç'um, kast sisteminin ne olduğunu bir kere aklına tutmalısın. Kast sistemi Hindistan'da en üstte Brahmanların, en altta köylülerin yani en fakir insanların olduğu bir sistem. Ve bu sistemle aralarda geçiş yapamıyorsun. Mesela sen şu anda ailenin durumu ne olursa olsun çalışıp başarılı olup ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı olabilirsin. Veyahut da ülkenin yöneticisi olabilirsin. Veyahut da Osmanlı'da bir devşirme çocuğu ta sadrazamlığa kadar yani İbrahim Paşalığa kadar kanunun yanındaki ikinci adamlığa kadar yükselebiliyor. Ama Hindistan'da öyle bir şey yok. Aynı zamanda skolastik düşünce diye bir şey var. Bunu da sınavda sana sorarlar. Skolastik düşünce Orta Çağ Avrupa'sında kilisenin düşüncesinin ağır basması. Yani modern düşünceye veya diğer düşüncelere izin verilmemesi. Yine aynı şekilde Romalıların 12 levha kanunları ve İpek yolu, kervansaraylar, Kürk yolu, baharat yolu gibi kavramlar sınavda karşına çıkar diyoruz. Ve hemen artık yazılımıza başlıyoruz. Oh be. Heyecan fırtınası başlasın. Şimdi Tonguç, ilk başta şunu iyi bilmemiz lazım. Bir devletin aralarında eşleştiniz demiş. Bir devletin ekonomik, siyasal ve sosyal nedenlerden dolayı kendi sınırları dışında ele geçirip yönettiği ülkeye veya topraklara ne denir diye sormuş. Burada cevabımız bak kolonizasyon. Niye kolonizasyon? Çünkü kolonilerle küçük küçük böyle franchise'lar açar gibi. İngiltere koloniciydi değil mi hocam? İngiltere kolonizeydi. İngiltere direkt sömürgeci. O gidip direkt o insanların dilini de değiştiriyordu. O insanlara zorla Hristiyanlığı yaymaya çalışıyordu. Ve aynı zamanda o insanlar eğer kurallarına uymazsa onları zulmediyordu. Burada ise adam kendi sınırları dışında bir ülkeyi yönetiyor ama onları bazen iç işlerinde serbest bırakabiliyor. Şimdi diğerine bakalım. Don Nehri'nin denize döküldüğü yerden başlayıp. Don Nehri'ni mi? Don Nehri donduğu için bu nehri izmen. Yoksa senin aklına gelen iç çamaşırı değil evladım. Don Nehri'nin denize döküldüğü yerden başlayıp Ural Dağları ve Güney Sibirya Ormanları sınırına Altaylara Sayan Dağları üzerinden Çin'e ve Amur Nehri'ne ulaşan yola biz Kürk yolu diyoruz sonuç. O yüzden buraya da G harfini yazalım. Üreticinin ihtiyacı üzerine üretilen ürün neydi? Tabii ki artı üründü. Bunu yazdık. Bu arada birinci ne demiştik? Kolonizasyon demiştik. Bunlar sınavda karşına çıkar. İyi dinle Tonguç. Hindistan'da görülen soydan gelene sınırlandırılmış kapalı sınıf sistemine de biz kast sistemi diyorduk. Buraya da F yazıyorum. Anadolu'da Ege bölgesinde bulunan Sart kenti ile Pers İmparatorluğu'nun başkenti Sus arasında uzanan ticaret yolu da Kral yolu. Hatta burada şöyle bir şey var. Kral yolunu Lidyalılar, Manisa'da yaşayan Lidyalılar yönete ulan diyorlar biz en iyisi para kazanalım, parayı bulalım diyorlar. Çünkü değiş tokuş olmaz. Ben sana kalem verdim, sen bana bardak verdin. Al sana bardak ver. Ya bu öyle olmaz. Biz parayı bulalım diyorlar ve parayı buluyorlar. Gelelim başka bir soruya. Arkaya doğru ilerleyelim, boşlukları dolduralım sorusu. Şimdi biraz şöyle yapalım ha. Olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından faydalanarak meydana getiren eserleri biz ikinci elden kaynaklar diyoruz. Niye biliyor musun Tonguç? Çünkü olayı yaşamamış, olayı görmemiş. Mesela diyelim ki şu kalem eğer Fatih Sultan Mehmet'in kalemi olsa bu birinci elden kaynak olur. Niye? O kaleme bakarak da diyorsun ki bunu Fatih Sultan Mehmet Han kullanmış diyorsun. Ama sen Fatih Sultan Mehmet Han'la alakalı o döneme ait kaynaklardan faydalanıp işte Fatih Sultan Mehmet'in kalemi çok iyi. Mesela şu ikinci elden bir kaynak. Şu kitap ikinci elden bir kaynak. Niye? Başka kaynaklara bakaraktan tarihle alakalı bilgiler vermiş. Biz buradan öğreniyoruz. Ha bu budur diyor. Ama şu adamın gerçekten kılıcı elimize geçmiş olsa gerçek kılıcı o işte birinci elden kaynak olur. Dolayısıyla o döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından faydalanılarak meydana getiren eserler ikinci elden kaynak olmuş oluyor.
Tarih içinde basılan parayı inceleyen bilim dalı ise numizmatik. Bunların bazıları sınavda karşına çıkabilir. Mesela kronoloji, zaman bilimi, heraldik, arma bilimi, epigrafi, kitabe bilimi, numizmatik, para bilimi. Bunu aklına tutmalısın Tonguç. Sınavda karşına çıkar. Anadolu'da yazılan önceki dönemi en iyi yansıtan, bilinen ilk şehir yerleşim yeri Konya'nın Çumra ilçesi yakınlarına bulunan tabii ki de Çatalhöyük yerleşkesidir. Bak Çatalhöyük çok önemli bir kavram, çok önemli bir yer. Bu sene en son abilerin girdiği üniversite sınavında bir soru geldi buradan. Zaten toplamda 5 soru çıkıyordu sınavda. Birini Çatalhöyük'e ayırdılar. Ve Çatalhöyük'ün önemli olduğunu hem Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarında hem de günlük sosyal hayatta, entelektüel hayatta görebiliyoruz. Nokta nokta medeniyetine matematikçiler sıfırı ilk defa kullanıyorlar. O zaman burada doğru cevabımız Hint medeniyeti olacak. Yani dünyada ilk defa sıfırı öğrencinin karnesine veren medeniyet Hintliler sıfırı basıyorlar. Zengin maden yatakları ve verimli topraklarıyla öne çıkmıştır. Madencilik, tarım, hayvancılığın yanında başkenti Sart diyor. Yani az önce söylediğimiz Manisa. Altın madeni ve kuyumculuk sanatıyla tanımıştır. Burada da parayı bulan Lidyalılardan bahsediyoruz. Tonguç, evladım benim. Hititler'de kraldan sonra en yetkili kişi kraliçe, yani hanımı, ve onun da bir adı var. Tavananna. Anadan hatırla. Hani anneler kraliçe olur ya. Tavananna. Anadan hatırla. Evet. Tarihteki ilk yazılı anlaşma Mısır... Tavayı kafana geçiririm ha. Der mesela anneler. Oradan hatırlayabilirsin. Mısır ve Hititler arasında imzalanan Kadeş Anlaşması. Bunlar kardeş kardeş anlaşma yapıyorlardı. Günümüz Avrupa hukukunun temelini oluşturan 12 levha kanunları Romalılara aittir. Bu da sınavda karşına çıkar Tonguç. Anadolu'da ticari koloniler kurarak çivi yasını Anadolu'ya getirenler de Asurlular. Asurlular Kültepe'de, Kayseri Kültepe'de tabletler bırakıyorlar, yazı bırakıyorlar. Peki onlar yazıyı nereden öğreniyor? Onlar da tabii ki Sümerlerden öğreniyor. Çünkü yazıyı M.Ö. 3200'de ilk bulan Sümerler. Tarihi devirlere geçen ilk uygarlık dolayısıyla da Sümerler olmuş oluyor. Niye? Çünkü yazıdan öncesi tarih öncesi devirler, yazıdan sonrası tarihi devirler. Yani şöyle bir sayı doğrusu yaparsak, şurada 0 Hazreti İsa'nın doğumu diyoruz ama temelinde tarih, yani ilk çağ M.Ö. 3200'de, yani eksi 3200'de başlıyor. Burada Sümerler yazıyı buluyorlar. Buradan kavimler göçüne kadar devam edecek. Kavimler göçünden İstanbul'un fethine kadar Orta Çağ, İstanbul'un fethinden Fransız İhtilali'ne kadar Yeni Çağ, Fransız İhtilali'nden günümüze kadar Yakın Çağ olarak geçiyor. Geldik yeni bir soruya. Dünyanın en ünlü eski 3 ticaret yollarının 3 tanesini yazınız demiş. Biz hepsini yazalım. Bak şöyle söyleyelim. Hatta şöyle bir çakma dünya. İpek yolu, baharat yolu, karnıyarık yolu. Aa, öyle bir yol yok oğlum. Karnıyarık yolu nedir ya? Şöyle hatta İpek yolu, baharat yolu, bir de hocam Kürk yolu. Boza yolu. Boza yolu mu? Ne bileyim, canım çekti. Aa, o zaman kışın boza yenileri bozalım. Şimdi bak, önce şu yolları bir dünya üzerine de gösterelim. Birincisi, dünya üzerindeki yollar, kral yolu var. Tonguç evladım benim, tamam mı? Kral adamsın hocam. Teşekkür ederim. Aynı zamanda İpek yolu var. İpek yolu da yine ticarette çok değerli bir yol. Aynı zamanda yine Kürk yolu var. Kürk yolunu da yazalım. Ve yine baharat yolu var. Bu yolların hiçbirinde... Mesela baharat yolunda sadece baharat satılmıyor. Baharat yolu aynı zamanda... Bu yolların hiçbiri iyi bir yol değil hocam. Lütfen geri dönün. Evet, tuz yolu. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Ne diyorsun? Girdiğiniz yol değil. Senin gittiğin yol değil hocam. Geri dönün hocam. Yok. Derler. Babam annem öyle diyor bana. Aynen. Ne diyorsun evladım? Şimdi bak. Dolayısıyla burada... Şimdi bunların hepsi ticaret için devletlerin egemenlik kurmaya çalıştıkları yollar. Burada şunu bilmelisin. Mesela İpek yolunda sadece İpek satılmıyor. İpek yolu üzerinde sadece İpek ticareti yapılmıyor. Bu yol üzerinde aynı zamanda başka değerli ürünler de satılıyor. Veya baharat yolu, tamam baharat çok değerli. Yiyeceklerin bozulmasını engelliyor. Günümüzde mesela salam, sucuk, sosis düşün. Çiğ et, ama biz onları görünce diyoruz ki çiğ et ama bozulmamış diyoruz. Yiyoruz zararlı da olsa. Niye? Çünkü baharat yiyeceklerin bozulmasını engelleyen bir şey. Baharat yolda sadece baharat satılmıyor. Yani sadece çiğ köfteciler için yapılmış bir yol değil. Başka değerli ürünler de satılıyor. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Bunların temeli batıdan... Daha doğrusu doğudan batı ile doğu arasında bir ticari iletişim kurulmasını sağlıyor. Ve bu iletişim sayesinde kültürler birbirleriyle hareket ediyorlar, birbirleriyle etkileşime geçiyorlar. Ve oradaki yazı, oradaki matbaa, oradaki pusula, oradaki bazı değerli şeyler buradakiler de oraya geçiyor. Ve sadece ticaret değil, aynı zamanda kültürel etkileşimde oluyor diyeceksin Tonguç. Şimdi, M.Ö. 1280, 571, 2020 tarihlerinin yüzyıl ve dönemlerini belirtiniz demiş. Şimdi bak. Tuva atı. Evet, tebrik ediyorum seni Tonguç. Milattan önce 1280 yazıyoruz. Milattan önce 1280 nedir? Milattan önce 13. yüzyılın birinci yarısının birinci çeyreğidir Tonguç.
birinci çeyreği. Şimdi gelelim diğerine. 571 Hazreti Muhammed peygamberimizin doğum tarihi. Bu da milattan sonra 6. yüzyılın ikinci yarısı niye bir 50'den fazla? İkinci yarısının tabii ki 3. çeyreği. 4. çeyreği olsa 75'ten fazla olurdu. Devam ediyoruz. Niye 6. yüzyıl? Çünkü bir ekliyorduk her zaman. 500 diyorsa bir ekliyorduk. 2023 yani ileriki tarihe baktığımızda milattan sonra 21. yüzyılın birinci yarısının birinci çeyreği de yine burada şey oluyor. Demek ki 0-25 arası birinci çeyrek, 25-50 arası ikinci çeyrek, 25-49 arası ikinci çeyrek, işte 49-75 öyle gidiyor. Burada şunu bilmemiz lazım. Eğer sana mesela 1789 Fransa ihtilali diyor ya, bu 18. yüzyıl. Hemen bir tane ekleyeceksin. Mezopotamya medeniyetlerini yazınız demiş. Birincisi Mezopotamya medeniyetlerini çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü Mezopotamya medeniyetlerinin içerisindeki bilhassa Sümerler yazıyı tekerleği icat etmeleri ve zigurat adı verilen tapınakları bulmaları nedeniyle gerçekten tarihte insanlığa yön veren şeyler. Yani Sümerler yazıyı bulmasalardı tarihi devirler başlamayacaktı. İşte maden devri, demir devri, yok cilalı taş, yontma taş gibi. Yani anlamsız şeylerle uğraşacaktık. Ama Sümerler sayesinde yazı bulundu ve gerçekten medeniyetin enerjisi, medeniyetin tarzı değişti. Peki Sümerler ve bu diğer kavimler nerede yaşıyordu? Onu da gösterelim. Şimdi bak. Şurası bir dünya haritası çizmeye çalıştım. Daha doğrusu orta doğu haritası. Bak. Şöyle Fırat ve Dicle nehirlerinin döküldüğü yerde Basra Körfezi var. Bak. Basra Körfezi'ne dökülüyor. Hatta şurası Kızıldeniz. Şurası Mısır. Şurası Akdeniz Tunguç evladım benim. Şurası da Karadeniz. Şimdi burada Anadolu'daki uygarlıkları zaten biliyoruz. Ama buradakileri de bir daha hatırlayalım. Sümerler var. Bu Mezopotamya medeniyetleri Sümerler. Yani medeniyetlerin altını çiziyorum şimdi. Sümerler. Babil Krallığı. Hammurabi'nin olduğu Babiller. Yine Anadolu'ya yazıyı getiren Asurlular. Ve Akatlar var. Bir de Elamlar var ama Elamlar o kadar da önemli değil. Bunların hepsi Mezopotamya'daki o verimli ovada tarımla, ticaretle gelişmiş medeniyetler. Burada kimler vardı? Buradakileri kahverengiyle değil de kırmızıyla yazalım. Burada Urartular vardı. Burada işte tarımla uğraşan Frigler vardı. Burada Hititler vardı. Burada parayla uğraşan Lidyalılar vardı. Burada bilimsel gelişmeler yapan İyonyalılar vardı. Şurada Mısır'ı zaten söyledik. Şurada İranlılar var Tonguç. Şurada Hint medeniyeti var. Of ne kadar kalabalık bir şey hocam. Biraz ya. Kalabalık evet. Şurada Fenikeliler var mesela alfabeyi bulan bugünkü Lübnan'da. Onlar da ticaretle zenginleşiyor. Hatta Yunanların yerinde gösterelim ki ayıp olmasın. Hatta İskender'in olduğu Makedonya medeniyeti var. Avrupa'da biz burası. Biz neredeyiz o sırada hocam? Biz o sırada buradayız. Türkler, biz Türkler buradayız. Göktürkler, Uygurlar, Hunlar, işte Altay Türkleri buralarda yaşıyoruz. Geldik başka bir soruya, başka bir heyecana ve başka bir provaya. İlk çağda siyasi organizasyonlarla ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez demiş. Eskiden beri devlet yapılanmasına ihtiyaç duyan insan toplulukları ilk çağda da irili ufaklı çok sayıda siyasi oluşum ortaya koymuşlardı. Şimdi ilk çağda imparatorluk tarzı oluşumlar yaygındır doğru. Niye imparator küçük krallıkları kendi altında topluyor? İmparator yani. İmparatorum çok yaşa. Ne diyorsun İlhan? Mutlak monarşi yapılanmalar görülür. Bu da doğru. Mutlak monarşi şu. Eğer babadan oğula gidiyorsa yani mutlaka babadan oğula varsa buna biz monarşi diyoruz sonuç. Demokratik yapılanmalar oldukça yaygındır. Anarşi nedir hocam? Anarşi ise düzenin bozulması demek. Yani anarşistler düzeni bozmaya çalışır. Biz hiçbir şeyi kabul etmiyoruz derler. Demokratik yapılanmalar oldukça yaygındır. Hayır. Demokrasi böyle aristokratik demokrasi Yunanlılarda görülecek. 1215'te İngiltere'de de görülecek. Ama esas demokrasi 1789 Fransa ihtilalinden sonra tüm dünyada başlayacak. İnsanlar diyecekler ki biz kendimizi yönetebiliriz. Niye krala inanıyoruz? Hatta Osmanlı'ya da geçecek. Gücünü Tanrı'dan aldığını vurgulayan iktidarlar vardır. Bu da doğru. İşte biz Türklerde bile kut inancı var. Aynı zamanda işte Sümerler'de veyahut da İran medeniyetinde veyahut da Mısırlar'da hep böyle gücün kaynağı din. Cumhuriyetçi yapılanmaların ilk temelleri atılmıştır. Bu da doğru. İlk temelleri atılıyor. Aristokratik demokrasiyle bir ilk temeller atılmış oluyor. Şimdi gelelim doğru mu yanlış mı sorusuna. Ürün fazlası olan Arthur... Hocam ben böyle sorularda hepsine doğru diyorum geçiyorum hocam. Tamam, yarısı bakalım. Yarısı tutuyor mu? Çok güzel. Hakikaten hepsine doğru demek de mantıklı mı? Değil. Çalışan bir öğrenci mantıksız. Çünkü içlerinde yanlış cevabı da var. O zaman durduk yere içecek. Ama hiçbir şey bilmiyorsan gerçekten yani Tonguç kadar zor durumdaysan yani bilgi eksiğin varsa hepsini doğru yaptığında doğru çıkma ihtimali de vardır mutlaka birkaç tane zordur. Sonuçta okul yazılarında 3 yanlış bir doğru götürmüyor. Ürün fazlası olan Arthur'un diğer ihtiyaçların karşılanması için değiş tokuşu geliştirmiş ve çiftçilik dışında yeni meslekler ortaya çıkarmıştır. Doğru. Arthur'un neydi? Sen eğer
haftada 3 kilo patates üretirsen bunu satamazsın. Zaten 3 kilo patatesi kendin yersin. Kızartma yaparsın, haşlama yaparsın. Ama 100 kilo patates üretiyorsan geriye kalan işte 97 kiloyu veya 95 kiloyu dışarı satıp ticaret yapabilirsin. Buna artı ürün diyoruz. 10 emir olarak bilinen hükümler İsrailoğullarının Mısır'dan çıkışlarından sonra Sina Dağı'nda Allah tarafından Hazreti İsa'ya bildiren emirlerdir demiş. Hayır. Musevilerin peygamberi Hazreti Musa. Dolayısıyla bu yanlış. 10 emir Allah tarafından Hazreti Musa'ya gönderiliyor. Yazının icadıyla birlikte yazılı hale gelen hukuk kurallarının ilk örnekleri Sümerler'de görülür. Doğru. Hatta buna da Urka-Gina kanunları deniyor. Sert bunlar da. Batı Anadolu'da zengin tarım alanlarına ve maden yataklarına sahip olan Lidyalılar kral yolunu kullanarak ticarete gelişmiş ve büyük bir refaha kavuşmuştur. Bu da yine doğru. Parayı buluyor adamlar. Daha ne yapsınlar? Makedonya Kralı 2. Filipos, Filip yani, bütün Yunanistan'ı egemen altına alarak Helen Birliği'ni meydana getirmiştir. Evet, burada gerçekten zor bir soru sormuşuz. Makedonya Kralı 2. Filipos bütün Yunanistan'ı egemenliği altına alıyor. Evet, ve Helen Birliği'ni meydana getiriyor ama sonradan bunun oğlu İskender, Makedonya Kralı'nın oğlu İskender gidecek doğuyu da alacak ve doğu ile batı uygarlıklarını karıştırıp Helenizm yapacak. Şimdi diyeceksin ki hocam bir sürü şey anlatıyorsunuz. Ben bunları nasıl çalışacağım? Ben bunları nasıl öğreneyim hocam? Şimdi bunları nasıl öğreneceğini hemen şöyle söyleyeyim Tonguç. Birincisi şuna dikkat et. Konu anlatımlarından çok güzel okuman lazım. Sana şimdi söyleyeceğim sayfalar çok çok önemli. Bak burada gördüğün kavramları, birinci üniteyi zaten çalışmıştık. Bu kavramları bir kez daha tekrar etmiştik ama. İkinci ünitemiz yani yazılımımızın konu olan insanlığın ilk dönemleriyle alakalı. Bu kavramları bir kere çalışacaksın ve sonrasında... Benim bir alakam yok insanlığın ilk dönemleriyle. Ya sen değil, arkadaşlarına söylüyorsun. Ben modern çağları seviyorum. Ben sana değil, senden sonrasını için söylüyorum. Şimdi bak, sayfa 30'daki kısımları bilmen gerekir. Anadolu'ya neden yerleşelim sorabilir. Yani neden insanlar Anadolu'ya yerleşmiş? Aynı zamanda ilk yerleşim yerleri Çatalhöyük'le alakalı bize yazıldığı soru sormuştuk. Sayfa 32'ye mutlaka çalış. Yazı öncesi değerlendirme. Burayı biraz hızlı geçebilirsin ama şu kısım bilhassa yazının nasıl geliştiği, yazıdan sonra neler olduğu sayfa 36'dan soru gelecek Tonguç. Kadim bilimler ve insanlıkta takvim bilimi, anatomi, eczacılık, tıp bunlarla alakalı da soru yöneltecektir hocanız. Devam ediyorum. Burasından soru gelmez. Yani sayfa 40'a çalışmana, öğrenmene gerek yok. Niye? Bunları Milletin Bakanlığı kazanımlarına şöyle diyor ki bu öğrencilere gösterilir ama asla öğretim yoluna gidilmez. Sadece söylenir diyor. Burayla alakalı bunları ezberlemek, bunlardan sonra bu geldi demek ve bunu sormak yanlış bir şey. Çünkü hoca da bunu soramaz. Milletin Bakanlığı kazanımlarına bu öyle söylüyor. Ama sayfa 42'den soru %100 gelir. Çünkü burada bütün medeniyetlerin neler yaptığı anlatılmış. Yine konar göçerler ve yerleşikler. Sayfa 44 üretim ve ticaret durumu. İnsanların neden göç ettikleri, Ege göçleri, Amurru göçleri. İlk çağda kral yolu Anadolu'daki Lidyalılar, Fenikeler, Asurlar ve Sordların yaptıkları. Organizasyon türlerinde aristokrasi, monarşi, cumhuriyetin ne olduğu kavramlar karşına çıkar. Meşrutiyet ve meşruiyet, imparatorluk, saltanat bu kavramları da sana soracaklar. Şimdi bak, siyasi gücü meşruiyeti maddi kaynaklarında Mezopotamya uygarlıkları, Anadolu uygarlıkları, Yunan medeniyeti, İran uygarlığı ve Mısır uygarlığı. Burada tablo açtırdık. Sayfa 54'de de mutlaka çalış. Yine ekonomik yaşamda bu sayfa 56'dan soru sana gelecektir Tonguç. Tabi buradaki yan taraftaki soruları çözersen kendini de değerlendirmiş olursun. Hammurabi kanunları önemli. Sayfa 58'de buraya hocanız sorabilir. Buraya da iyi bir şekilde çalış. Orta çağda dünya sınavında en fazla soru gelecek olan kısım. Dolayısıyla buradaki kavramları birincisi yut Tonguç. Yani bu sayfayı çayda kaynat böyle çaydanlıkta sonrasında yut. Ama şu kısmı geçelim. 64 sayfa önemli değil. Veya 66. sayfa. Bunlar, peki bunları niye anlattınız hocam? Çünkü bunlar Milletin Bakanlığı kazanları diyor ki bu sayı doğrusu verilir. Çocuklara bu gösterilir ama bunun ayrıntısına girip öğretilme yoluna gidilmez diyor. Biz de bunu göz ardı edemeyiz dolayısıyla. Milletin Bakanlığı ne diyorsa o. Sayfa 68'de İran, Sasani ve Doğu Roma İmparatorluğu'na mutlaka bakmamız lazım. Ve yine Orta Çağ'da feodalite ve derebeylik. Sayfa 70'ten %101 soru gelecek sana. Ve yine aynı şekilde Doğu Roma, Çin, Sasani, Moğol ve Emevilerden soru yöneltilecek. Buraları iyi bir şekilde çalışmalısın. Kas sisteminden soru gelir demiştik. Burada da bir kez daha tekrar etmelisin. Sayfa 76. Eski ticaret yollarında Karum, Agora, Araslan, Rahan, Han, Ribat, Kervansaray, Bedesten. Bu kavramlar ne olduğunu sana hoca %100 soracak diyorum. Ve sayfa 78'i %100 yut diyorum. Kağıdı yutmayan, oradaki bilgileri yuttuğum evladım benim. İpek yolu, Kürk yolu, Kral yolu, Baharat yolu bu yollarda önemli ve Orta Çağ'da orduda yine sınav konularının arasında olacak. Şimdi bunlarla alakalı test sorusu da çözmelisin. Test sorusu ve yazılı yani tam da yazılı örneği içinde. Burada senin için insanlığın ilk dönemleriyle alakalı sayfa 74-75'te bir yazılımız var. Ama onun öncesinde ikinci üniteyle alakalı sayfa 41'den 72'ye kadar 73'e kadar mutlaka çalış. Burada ÖSYM tarzı yani üniversite sınavına çıkabilecek sorular da var. Normal hem
açık uçlu hem klasik hem de çoktan seçmeli hem de örnek soruların olduğu kısımlar da var. Bu sayfalar yani 44 ve 75 arasında çalışmalısın. Üçüncü ünite sınavda en çok sorunun geleceği ünitede ise 79. sayfadan Tonguç. Sayfa hemen söylüyorum. Vakit ayıklamak adına. Çünkü hemen derse başlamak istediğini duyar gibiyim. Sayfa 101'e kadar testleri çöz. Ve sayfa 102 ve 103'te senin için bir yazılı hazırlandı. Bu yazılı da bitirirsen sınavdan iyi not alırsın. Aynı zamanda akıl notlarını da yanında gezdirirsen. Akıl notları çok tatlı olmuş hocam. Akıl notları çok kaliteli. Yani çalışkan öğrenci. Ama kalın gibi sanki hocam. Tabii ki ister istemez kalın. Ama çünkü içerisinde tarih de var, coğrafya da var. Kimya da var, fizik de var, biyoloji de var, matematik var. Şimdi tarih kısmına gelirsek burada orta çağda dünya yani senin yanında gezdirebileceğin çalışkan öğrencilerin ders notları gibi düşünebilirsin bunu. Burada senin çalışan sayfalar çok fazla değil. Niye? Çünkü zaten bu özet niteliğinde. İşte az önce milattan önce milattan sonra birinci yarı yıl, ikinci yarı yıl demiştik ya bak. Ne demişiz? 0-24 birinci çeyrek. 25-49 ikinci çeyrek. 50-74 üçüncü çeyrek. 75-99 dördüncü çeyrek mantığıyla ilerleyeceksin. Buradaki sayfaları hemen söylüyorum. Bak 9.1, 9. sınıf birinci yarı demişiz. Sayfa 126'dan Tonguç evladım benim. Sayfa kanunlar doğuyor. Orta çağda dünyada var. Paralel meridyen coğrafyaya geldik. Sayfa 156'ya kadar net bir şekilde çalışmalısın. 126, 156 ve 30 sayfayı çalışırsan sınavından iyi not alırsın. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yap. Yorumlara yaz. Teşekkür ederim. Sınavında başarılar Tonguç'um.